Aman. Merhabalar Seda Hanım. Merhaba Seda Hanım. Buyurunuz, çok naziksiniz. Hoş teşekkür geldiniz. Ediyorum. Merhaba. Merhabalar. El sıkışamadık. Sıkışamadık, tanışamadık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama tanışır tanışma hayırlı bir haber için gelmedim. Aynen. Biz de tam sizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ben de. Uzun süredir bu eve gelmiyordum ama gelince işte böyle iyi bir şey için olmuyor. Yakışım Seda Hanım. Teşekkür ederim ama yumuşatamayacaksınız, vereceğiz uyarıları. Seda Hanım, özlemişsiniz bizim evde. Yumuşamam. Yumuşamam bakın. Hiç. Şimdi Onur geldi dün, bir bugün iki. Kızlar bizi izliyor şu anda. İlk uyarını aldın Onur. Tahmin ediyor muydun ihtar alacağını, bu hareketini? Tahmin ediyordum Seda Hanım. Göze aldın mı, kontrolünü mü kaybettin? Açıkçası göze almadım ama o anki durum onu gerektiriyordu. Kontrolümü kaybettim. Peki bak dışarıdan nasıl gözüküyormuş, izleyelim. İzleyelim. Otoğan da aldın mı? Tamam benim. Ama siz de konuşursunuz artık dışarıda ya. Hayırdır ya? Gül getirmişsin. Evet. Güllerini temizliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Güllerini temizliyorum. Aa Batu. Yani senin yaptığın ayıp ama şu an. Seni de yerim, güllerini de yerim. Nasıl yiyeceksin? Nasıl mı yiyeceğim? Bak ha. Böyle dur. Bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Burada bizim asıl temel kuralımız fiziksel temas. Yani bu artık hani sinek ısırığı da olsa, en ufak bir fiske de olsa, en ağrı da olsa fiziksel temas. O yüzden ilk uyarını aldın Onur. Bu senin ilk ihtarın. İhtar konusundaki kurallarımızı biliyorsun. 3 tane oluyor. 3 tane olduğu zaman da arkadaşların karar veriyor bu evde kalıp kalmayacağını. Biliyorum Seda Hanım. 3 ihtar deyince efendim kritik işte durum. İzleyelim. Bakalım 3. ihtarını alan kim ve niye? Moralim bozuk. Yok ya. Nasıl bir kaldırma şeklinde be? Vay, 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 vay. Gentleman dedik, süper gentle gentleman çıktı adam ya. Batu. Batu, Ayça bir gelir misin benimle? Hayırdır. Bir gelir misin? En sevdiğim. Nereye götürüyorsun abi? Şu an konuşuyoruz Ayça. Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Ya ne yapıyorsun? Batu, ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Ya bir dakika. Karşımdaki bayan senin ya. Sen biraz dikkat etsene hareketlerini. Lan çık benim yanımda. Biraz seviyeli olur musun ya? Aa, kıskançlar. Batu, ayıp değil mi ya? Ayça gelir misin buraya? Kendine gelsin. Ayça buraya gelir misin? Ya tamam, Ayça buraya gelir misin? Nasıl davranıyorsun abi? Bir konuş, bir konuş sen de. Kendine gel ya. Tamam abi. Gel. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu ne mi? Neyin mantığı ya? Haklısın. Ayça'nın Semih. Da nasıl hoşuna gidiyor bak. Abi bu neyin mantığı abi ya? Ne diyeyim abi ben şimdi adam... Böyle bir mantık yok yani. Neyin mantığı abi bu? Bak, ilişkimiz bitmiş olabilir tamam mı? Benim sana karşı duygularım bitmedi. Ben seni kolay kolay birine yar etmem. Bu adam gelseydi en başında dün dedi ki ben Nur'u tanıyacağım. Bugün sabah geldi elinde çiçekler, Ayça'yı tanıyacağım diyor. Bu adam eğer en başından Ayça'yı tanıyacağım, ben Ayça'yı seviyorum, Ayça'yı istiyorum, Ayça'yı alıp çıkacağım deseydi yemin ediyorum senin de mutlu olacağını bilsem tanımana izin veririm. Ya gene karışamam. Tanımana tabii ki izin veririm ve her türlü desteği veririm sana yemin ediyorum. Mutlu olman için her şeyi yaparım. Soğukluk olmaya başladın mı sen? Abi saçmalama ya. Ne oluyor abi? Artık söze gerek var mı? Hani niye ihtar aldığını açıklamaya gerek var mı? O zaman hepiniz şöyle ayağa alıyorum. Oylama için. Artık bu evde gongun çalmasına dakikalar var efendim. Kim gidecek, kim kalacak, artık kimse eğlenmeyecek derken... İşte kendi hareketleri yüzünden diskalifiye olabilir bugün bir damat adayımız. O da Batu. Çünkü 3. ihtarını az önce aldı.
Onur dakika bir gol bir, geldiğinin ikinci günü aldı. Hadi baştan idare ettin. Sadece ufak bir temastı. O ikinci evde girişin engellenebilirdi. Kendini kontrol edebilirdin belki. Evet. O yüzden o da hiç hoş değil. Evet, orada Semih'e ve Tankut'a çok şey borçluyuz. İş büyümeden çözmüş oldular. Çözdüler ama ihtar engel olamadılar. Şu anda Batu'nun 3 ihtarı var efendim. 3 ihtar demek bu evden diskalifiye yönünde. Bakın yani oyla, hakla falan değil yani. Diskalifiye yönünde arkadaşlarının oyuna kalması demek. Vallahi benim tüylerim diken diken. Çünkü artık gong çalmasına çok az bir süre var. Ve sonuçta ne kadar arkadaş da olsalar, ne kadar dost da olsalar, onlar birer aday, onlar birer yarışmacı. O yüzden bakalım. Bu oylamanın sonunda ne çıkacak? Batu gidecek mi, kalacak mı? Açık oylama yapıyoruz ve başlıyorum efendim. Emre, Batu bu evden gitsin mi, kalsın? Seda Hanım, Batu'nun gerçekten bendeki sevgisi tartışılmaz. O buraya girdiğinden beri çok efendi ve beyefendi bir şekilde hareket ediyor. Bugün otokontrolünü kaybetmiş olabilir ama bunu tekrar yenileyeceği anlamına gelmez hiçbir zaman. O yüzden bu evde kalsın ve sonuna kadar da devam etsin. Kalsın diyor Emre. Kalması yönünde ilk oyunu alıyor. Tank. Kalsın. 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 Evet. Neden? Batu bu evin neşesi. Bence. Yani yaptığı her şeyi tabii ki tasdiklemiyoruz ama o bu evin neşesi bence. Bence kalsın. Yeni Batu. Sence Batu kalmalı mı, gitmeli mi? Bence de kalmalı. Gitmemeli. Tam da şu an evde kalması gereken bir zaman aslında. Evet. O yüzden kalmalı. Eser, Batu kalsın mı, gitsin mi? Batu kanka, kalmak mı istiyorsun, gitmek mi istiyorsun? Hı? Gitmek istiyorum. Gitsin. Önemli olan senin hissettiklerin, Batu'nun değil. Batu şu an duygu... Sen gitmek mi istiyorsun hakikaten? Bak gitmek ona göre. Istiyorum. Gitmek mi istiyorsun? Gitsin abi. Peki efendim. 3-1 Eser gitsin dedi, Batu'yu düşündüğü için dediğini çıkarıyoruz hareketlerinden. Tabii. Ama Batu şu an öyle bir şey içerisinde ki, öyle bir sinir, öyle bir stres içerisinde ki kendi adına doğru karar veremiyor olabilir yani. O yüzden siz vicdanınızla karar verin ve kritik kişiye soruyorum soruyu. Bu işin muhatabına, Onur'a. Onur, Batu kalsın mı? Yoksa seninle yaptığı tartışmadan dolayı bu evden gitsin mi? Seda Hanım, Batu kalmalı. Çünkü biz bu olayın ardından barıştık. O anki tepkiler çok farklıydı. İnsan otokontrolünü kaybedebilir, sizin de dediğiniz gibi. Bence art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İçindeki o sevgisine yenik düşüyor olabilir her insan. Anlık bir durum, o yüzden bence kalmalı. Kalmalı diyorsun. Adnan? Seda Hanım, daha yine güzel bir şey söylediniz. Bura her ne kadar dostluklar olursa da burası bir yarışma sonuçta. Ama biz yarışmayı tamamen kenara attık. Biz burada dostluk kazandık gerçekten de. Ve burada sonuna kadar devam etmesini istediğim aday Batu kalsın. Gidecekse de elenip gitsin diyorsun. Aynen yani. Öyle. Peki efendim, şu ana kadar o zaman 2-4-5 adayımız zaten kalsın dedi. Eser Batu'ya sordu, gitmek istiyorsa gitsin dedi ve... Sonuç değişmeyecek. Batu kalacak ama Semih'in cevabını da merak ediyorum. Ben kardeşimdir Seda Hanım, kesinlikle kalsın Batuhan yani. Ben 3 çıtarım var. Onu 3 çıtarım olmasına rağmen yine önüme ateşe atarım kendimi yani. Öyle bir adam benim için. Peki efendim. Bu arada başka kim 3 ihtarlı ikiniz dışında? Başka kimse değil. İkimiziz sadece. Evet, şu andan itibaren damat adayları evimizde Semih ve Batu'nun 3 ihtarı var. Ve oylamaları yapıldı. Bundan sonra ben de gelmeyeceğim, oylama da yapılmayacak. Sade bir mesajla diskalifiye olacaklar. Benzer bir durum yaşanırsa. Umarım olmaz. Bu evden çünkü biri gidecekse. Hani diskalifiye değil de elensin gitsin bari. İstediğimiz de bu. Aynen. Böyle görüntülerde değil.
Akşam saatlerine yaklaşıyoruz. Az sonra tartışma var. Geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Sağ ol Sedat. Bu durumlara gelinmesini inanın erkekler evinde hiç istemiyoruz. İhtarlık pozisyon oldu, ayağa kalktık, oylama yaptık. Her ne kadar gitmeyeceğini düşünsem de yakın dost olarak gördüğümüz Eser gitsin dedi. Batu'nun iyiliğini mi düşündü? Yoksa haftalar kadar yine bir strateji miydi? İnanın güven kalmadı ama herkesi geçiyorum. Ben kendimi biliyorum, ben dostluğumu biliyorum. Ben bir yarışma uğruna dostunu satacak adam değilim. İhtar aldım. Kardeşlerim sağ olsun biliyordum öyle tepkiler vereceklerini. Eser gitsin dedi. Benim öyle istediğimi gerçekten bildiği için gitsin dedi. Ben Eser'in samimiyetine sonuna kadar inanıyorum. Ama bu ihtarın hiçbir şekilde değmeyeceğini anladım. İlk ihtarımda kendimle gurur duydum kendimce. İkinci ihtarım zaten saçma sapan bir şeyden olmuştu. Bu ihtarım için gerçekten çok pişmanım. Hiçbir şey için değmezmiş. Ben gerçekten Eser'e artık inanamıyorum ya. Sen nasıl yakın arkadaşın dediğin bir insan için gitsin diyebilirsin? Benim arkadaşım benim ayaklarıma kapansa, bana git de oyunu kullan dese, ben yine de ona asla gitsin diyemem. Çünkü diskalifiye olmak normal bir şey değil. Buradan normal olarak gidebilirsin. Ama buradan diskalifiye olarak gitmek çok farklı bir şey. Ben gerçekten artık Eser kime dost, kime düşman anlayamıyorum. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.